Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Grundig 24 GCH 5900 24 inçlik 59 santim HD TV'mizi tanıtıp inceleyeceğiz. TV'mizin ekstra bir özelliği de dahili uydu alıcısına sahip olması. Kutusu bu şekilde hafif bir cihaz. Şimdi dilerseniz kutumuzu açarak içinden çıkan malzemeleri sizlere gösterelim. Kutumuzun içerisini tamamen boşalttık. İçerisinden iki tane bu şekilde ayak çıktı. Bu ayaklar muhtemelen alt kısma monte edilecek. Poşete güzelce koymuşlar. Sağ olsunlar. Sağlam bir ayağa benziyor. Gördüğünüz gibi iki tane sağ ve sol tarafa takılacak. Ayakları şöyle size yakınlaştırayım. Siz de görün. Bu ayaklardan sonra kumandamız çıktı. Televizyonun kendisi var tabii ki. Ve bu şekilde bir kullanım kılavuzu var. Ben bunlara kullanım kılavuzu diyorum. A pil de koymuşlar. Çok sağ olsunlar. Yani kumandanın içerisinde pil kullanıyoruz ve cihazın içinden pil de çıkması güzel bir şey. Çoğu üretici buna dikkat etmiyor. Çok ucuz bir şey ama müşteriyi memnun eden şey. Yani şimdi evinde insanın pil olmayabilir. Gidip pil mi arasın ne yapsın? Bu şekilde pil çıkınca da hemen koyup takıyoruz pil kısmının açılması da çok kolay pilleri hemen yerleştirelim ince pille çalışıyor bu arada iki tane kumandamızda pil kapağını kapattıktan sonra şu şekilde gözüküyor tuş dizilimi dizaynı biliyorsunuz artık standart hale geldi neredeyse gayet güzel şık bir kumanda diyebiliriz kumandamızı da kenara koyduktan sonra bu kılavuz içerisinde neler var bakalım işte kullanım kılavuzu ve böyle bir kağıt çıktı. Yanında da vidalar var. Vidalar muhtemelen bu ayaklar için kullanılacak. Yıldız şeklinde akıllı vida tarzında. Bu kitapçıkta ise içini açalım, bakalım. Evet, nasıl monte edeceğini, nereye monte edeceğinizi, bu ayakların nasıl takılacağını anlatmaya çalışmışlar. Ancak o kadar da detaylı bir anlatım söz konusu değil. Çünkü vidalar akıllı vida. Ne kadar sıkacağımızı bilmiyoruz. Ayaklar nasıl duracağını bilmiyoruz. Şu malzemelerimizi kaldıralım. Kenara koyalım. Televizyonu da size göstereyim. Giriş çıkışlarını yani özelliklerini HDMI, USB artık ne varsa. Bu arada televizyon oldukça hafif bir televizyon. Ağırlığı yok gibi taşınabilir, kolay bir televizyon. Arka kısmını çevirdiğimizde Girişleri bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bakın hepsi burada. Bir tane bilgisayar bağlantısı için giriş koymuşlar. Sıkart girişimiz var bir tane. Bağlantı girişini zaten söylemiştim. Yanında uydu alıcısının girişi var. Başka da bir tane anten girişi var karasal yayın için. Bir de böyle bir giriş var ama ne olduğunu ben de çözemedim. Üzerinde ne yazıyor? Bakalım. Quads girişi demiş ne olduğunu bilmiyoruz bakacağız Bir tane de mikrofon girişimiz var Yan tarafında ise HDMI girişimiz USB girişimiz televizyondan film izlemek için Bakın girişleri şöyle yakından göstereyim size Şu an gözüküyor Bütün girişlerimiz bu kadar güzel dizayn edilmiş güzel yerleştirilmiş Yazılım atmak için artık orada da bir kart girişimiz daha var Televizyon bu şekilde girişlerini konumlandırmışlar. Bu ayaklar ise buraya bu şekilde monte edilecek. Fakat vidalar akıllı vida gibi televizyon ayaklarını yerine monte etmeye başlayalım. Vida kısmını yalama yapmamak için tekrar burayı boş olarak vidalayacağım. Acaba yanlış mı dişi tutturdum diye. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Bu kısım oynak arkadaşlar. Ne kadar sıkarsanız sıkın bu kısım böyle biraz boşluk verilmiş bilinçli olarak. Yani televizyonu koyduğunuzda böyle sağa sola hafif oynasın diye kazık gibi değil. O yüzden çok fazla sıkmayın. Kurulum bu kadar arkadaşlar. Bundan sonrası için gündüz çekimi yapacağım. Çünkü görüntünün güzel gözükmesini istiyorum. Uydumuzu kuralım ve e, videomuza devam edelim. Televizyonumuzun kurulumunu yaptık arkadaşlar. Çiftli elenbimizi taktık. Yani bu televizyon için diyebileceğim şey şu. Yani küçük yerlerde, mutfak, küçük odanız falan oralarda ideal kullanım için. Çünkü zaten yakın mesafeden bakıyorsunuz 24 inç bir televizyon. Kanalları falan her şeyi ayarladı. Bir sıkıntısı yok. Çok da güzel görüntü verdiğini ben düşünüyorum. Yani fiyatına göre güzel bir görüntü veriyor. Grundig zaten. Şimdi bunun ayarlarını da göstereyim ben size. Mesela menü tuşuna bastığınızda bu şekilde arama ekranı çıkıyor çanak için. Oto arama, program tablosu, zaman liste, sinyal bilgisi, çanak anten ayarı. Çanak anten ayarına girerek buradan TürkSat'ı seçtim ve gördüğünüz gibi sağda mavi tara var. Buna basarak kanalları buldum. Kendisi buldu, ayarladı, listeledi. Ondan sonra zaten biz kanalların sıralamasını yaptık. Şimdi diğer ayarlarına geçersek mesela resim modu var. Kullanıcı demiş. Bunu kullanıcı seçersiniz. Alttaki kontrast, parlaklık, renk, keskinlik, renk sıcaklığı, gürültü azaltma gibi özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Yani gürültü azaltmayı zaten değiştiriyorsunuz da mesela bunu yumuşa çevirdiğinizde gördüğünüz gibi aktif halden pasif hale geçti diğer özellikler. Yani ilk aldığınızda renkler aşırı keskin ve canlı gelebilir çok fazla. Bunu ayarlarını da buradan yapabilirsiniz. Diğer ayarlarını da göstereyim ben size. Müzik ayarları var. Ses tonu falan filan. Yani sesi çok iyi. Ben sesine hasta oldum. Genelde böyle bu tarz seviyedeki diğer markalar için söylüyorum. Sesler kötü yani. Fakat bunun sesi gayet güzel ve başarılı. Zaten birazdan göstereceğim. Diğer ayarlarımız var. Zaman dilimi kapanma, hani uyku falan filan. OSD kapanma süresi 15 saniye. İşte kilit sistemi kilit, şifreyi belirle. İşte diğer ayarlarımız var. Dil, lisan, TT lisanı Arapça demiş. Ne demiş ki? Neyse. Bu da standart çıktı herhalde. Niye Arapça olmuş? Batı mı desek? Bir şey değişecek mi bilmiyorum. Ses lisansları, altyazı Türkçe. USB'den film de izleyebiliyorsunuz. O mantıkla. Alt yazı dili Türkçe demiş. İşitme engelli kapalı. Ekran formatını 6'ya 9 değiştirebiliyorsunuz bunları. Bakın buradan. Mavi ekran kapalı. İlk kurulum. Sıfırlama. Yazılım yükleme. Demek ki yazılımını da upgrade edebiliyorsunuz. HDMI, Switch, Sv bilgisi ya yani bu Sv Software herhalde yazılım bilgisi olabilir bakalım neymiş Ne çıkacak 2019-08-01 17 -08'de Oluşturulmuş İşte upgrade Dosya ismi ya yani yüklenen Yükseltilen dosya ismi model versiyon falan filan yazılım versiyonu ve 1.0.0 yazımda çıkacağını zannetmemişim gerçi. Şimdi kanallara bakalım kanal geçişlerinde. Ya yani terif yememek için kanallar hızlı hızlı geçiyorum. Bakın ses daha bu seviyede. Daha da arttırabiliriz. Okula özel bu ihtiyaçları gönderme fırsatım. Şu an kanalların çoğunu tam ayarlamadık ama Şu an full sesli arkadaşlar. Ekran bu gördüğünüz Ulan. videodan aşırı parlak gözüküyor. Fakat o kadar parlak değil arkadaşlar. Gerçekten değil. Hatta biraz şeyi de düşüreyim ben. Enstantaneyi. Yani şu arkadaşlar. Görüntü bu şekilde. Evet şu an enstantaneyi biraz daha düşürdüm. Çok özür dilerim. Enstantaneyi yükselttim. Şu an görüntü buna yakın biraz düşürelim. Evet. Buna yakın görüntü. Gayet iyi, başarılı bir televizyon. Sesi, görüntüsü, hafifliği, ağır bir televizyon değil bu arada. Hafif bir televizyon. Ayakları da şu şekilde koymuşlar burada da. Güzel tutuyor ama yani çoluğunuz çocuğunuz varsa bunu düşürebilir üzerine falan. Kaza mazda olabilir. Duvara monte edilebilir. Yani hafifliğinden dolayı duvar bunu tutar rahat bir şekilde. Ben de o şekilde düşünüyorum montelemeyi. Kurulumu, her şeyi çok kolay, çok basit oldu. Ee, Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.